İsrail'in hava saldırısının Gazze'nin Refah kentindeki bir çadır kampında 45 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Tabii İsrail yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada ilk incelemelerin saldırının büyük bir yangını tetiklediğini açıkladı. Yerel sağlık yetkilileri de İsrail tanklarının haftanın ilk günü Gazze'nin güneyindeki şehrin doğu ve orta bölgelerini bombalamaya devam ettiğini ve 8 kişinin öldüğünü söyledi. İsrail'in en büyük müttefiği Amerika'nın elbette tepkisi merak ediliyordu. Gelişmeleri hemen Mehmet Toroğlu'na soralım karşımızda. Mehmet, Washington'dan İsrail'in Refah saldırısına karşı çıkan açıklamalar sık sık geliyordu. Şimdi bu son saldırıyla birlikte yetkililerden yeni bir açıklama geldi mi? Evet Serdar, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi kısa bir yazıda açıklama yayınladı. Konseyin bir sözcüsü tarafından yapıldı bu açıklama. İsrail ordusunun dün gece Refah'ta onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler yürek burkucu ifadesi kullanıldığı açıklamada. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü İsrail'in Hamas'ın peşine düşmeye hakkı olduğunu belirtti. Bu saldırıda İsrail'i sivillere karşı saldırılardan sorumlu olan iki üst düzey Hamas teröristinin öldürüldüğünü anlıyoruz dedi ama sonrasında şunu ekledi. Daha önce de net biçimde belirttiğimiz gibi İsrail sivilleri korumak için mümkün olan her tedbiri almalı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü'nün neler olduğunu değerlendirmek için Amerika olarak İsrail ordusu ve sahadaki ortaklarıyla aktif şekilde temas halinde olduklarını da kaydetti. İsrail ordusunun konuyla ilgili bir soruşturma yürüttüğüne de açıklamasında işaret etti sözcü. Aslında bu açıklama Amerika'nın Gazze Savaşı'nda İsrail'e karşı izlediği politikayı bir anlamda yansıtıyor şeklinde okuyabiliriz. Yani hem destek hem çağrı bir aradaydı. Washington bir yandan İsrail'e sarsılmaz destek mesajları verirken diğer yandan da İsrail'in Gazze'de izlediği yönteme artan sivil kayıplar ve insani krize dair çağrı ve uyarılar da bulunuyor. Biden hatırlanacağı üzere İsrail'e bir mühimmat sevkiyatını Refah'taki operasyonla alakalı kaygılarından dolayı askıya almıştı. Diğer yandan son üniversite protestolarında da olduğu üzere Gazze'den yıkım görüntüleri gelmeye devam ettikçe Biden üzerinde kendi partisi içinden dahi baskılar artıyor. Demokrat Parti içindeki ilerici grup Biden'a İsrail politikasını değiştirmesi için baskı yapıyor. Diğer yandan Uluslararası Adalet Divanı'nın en son İsrail'den Refah'taki operasyonlarını durdurmasını isteyen bir karar alması, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Hamas liderlerinin yanı sıra diyelim İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant içinde tutuklama emri çıkarılması için başvuru yapması, Avrupa bölge ülkelerinden İsrail'e karşı yükselen tepkiler, İsrail'in olduğu kadar Biden yönetimi üzerinde de yine baskıyı artıran unsurlar. Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberler var. Axios haber sitesinde yer alan bir iddiaya göre Biden yönetimi dünkü en az 45 Filistinlinin öldüğü son saldırıda Başkan Biden'ın kırmızı çizgisini ihlal edilip edilmediğini değerlendiriyor. Axios haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı ki bu değerlendirme eğer doğruysa önemli. Zira Biden bu ay başında Amerikan yapımı bazı silahların İsrail'e teslimini İsrail'in Refah'ta nüfuz merkezlerine girmesi halinde askıya alabileceği mesajını vermişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta İsrail'deydi. İsrail yetkililerle Refah operasyonuyla ilgili kapsamlı görüşmeler yapmıştı. Amerika'nın sivil nüfusa dair hassasiyetlerini gözetecek şekilde İsrail'in operasyonu yürüteceği beklentisinde olduğu yönünde haberler vardı. Ancak dünkü olay İsrail'in bu ay Refah'da başlattığı operasyonlara başlamasından bu yana en fazla can kaybına yol açan saldırısı oldu ve şimdi Biden üzerinde Gazze Savaşı'na dair politikasını değiştirmesi için siyasi baskıları muhtemelen artıracağı yorumları yapılıyor Serdar.